Merhabalar arkadaşlar. Bugün İzmir Palmiye Alışveriş Merkezi'ndeki, Balçova semtindeki iş gören poligonuna geldik. Facebook grubumuzdaki arkadaşlarla buluştuk. Birazdan onları da göreceksiniz. Birazdan atışa geçeceğiz. Atışa geçmeden önce şöyle biraz burayı size tanıtmak istedim. Biraz etrafı çekeyim. Gerçekten çok güzel. Hem dükkan hem oturma yerleri olsun. Hem ürün çeşitliği açısından. Çok güzel bir poligon yapmışlar. Bildiğim kadarıyla daha bir sene bile olmadı buranın açılması. Geçen yaz yoktu yani ben geldiğim zaman. Eğer buraya tatile geldiyseniz ya da burada oturuyorsanız uğramanızı tavsiye ederim. Şimdi atışa da geçeceğiz zaten. Onları da göreceksiniz. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Ben görüntüden çıkayım. Görüntülerle baş başa kalın. Burası kafeteryası. Atatürk'ün tabii ki yüce önderimizin resmi. Türk bayrakları. Burada bir cip dekoratif olarak yapılmış. Çeşitli felçler sanırım bundan satışta. Onun dışında kamp malzemeleri ve mutfak bıçakları da var. Kamp malzemeleri görüyorsunuz. Çeşitli taktik, teçhizat, aparat, kılıflar. Tekrar kamp malzemeleri. Çantalar. Silah çantaları, mermi çantalar burada değil, diğer tarafta. Yine okçulukla ilgili bir kısım malzemeler. Outdoor giyim. Sanırım Canik markası burada satılıyor. Giyim çeşitleri. Oldukça geniş bir havalı tüfek, havalı tabanca reyonu var. Şöyle, bunlar karbondioksitli daha çok. Bir tane şey var. Tüplü de var. Şöyle göstereyim. Havalı tüfekler. Oldukça geniş bir yelpazeleri var. İş gören biliyorsunuz İzmir'in çok eski silah ve av bayisi. Burada bir poligon açmaya karar vermişler sağ olsunlar. Poligon İzmir'de fazla yoktu. Ne kadar çok olursa silah severler için o kadar iyi. Havalılar. Bunlar airsoftlar arkadaşlar. Oldukça geniş bir airsoft yelpazesi var. Yine havalı tabancalar. Airsoft tabancalar. Çeşitli markaların. Ok ve avcılıkla ilgili bazı malzemeler. İtal 706 tüfekleri burada. Beretta'yı görüyorum. Optik dürbünler. Burada yerli 706 tüfekleri var. Çeşitli markaların. Oldukça geniş bir yelpaze diyebilirim. Yine harbi setleri, kurşun geçirmez plaka, yine av için, atıcılık için bazı malzemeler, fişek saklamak için kutular, yedek şarjörler var. Yine tüfeğin üstüne ya da silah üstüne takılan optik ve burada dürbünler görüyorsunuz. Burada da bir iki tane havalı tüfek var. Şöyle size hızlıca göstereyim. Siz de İzmir'e geldiğiniz zaman işte drone bile var yani ilginizi çekiyorsa. Şöyle bıçaklar. İzmir'e geldiğiniz zaman buraya da bir saatinizi ayırmanızı tavsiye ederim. Evet, birazdan da atışa geçeceğiz. İçeriden görüşmek üzere. Rival, Canik. Ekrandan vuruşları görebilirsiniz.
Evet. İlk kez attığım için biraz şey oldu ama biraz uğraşsam bunu toparlarım yani. Şimdi sarsılmazı deneyeyim. Kimyanın bomba gibi mermileri. Kulaklık geçti. Evet, şurası. Bir tane buraya kaçmış. Bir tane kaçak. Sarsılmaz. Sar 9 gen 2. Sar 9 gen 2. Şimdi bir de... Şöyle mi? Kompaktla. Kompaktla 25 metre. Kolay gelsin. Beyazdaki. Biraz daha sağ. Kompakt tabancayla 20 çatmak zor tabi. Evet, şu grup kompakt 25. Güzel. Yani bunun gezini ayarlayıp bunu ortaya çekebilirim yani. Yani silahla ilgili bir şey değil, benimle ilgili. Evet, şimdi ben bir ara vereyim olmasa. Sonra devam ederiz. Peki bakalım. Sıradaki atıcılarımız. Kaan kardeşimiz Glock 19X. Buna yerli malı isim uzun Glock. Uzun Glock. Uzun 19.
istersen. Süper, harika. Gayet iyi, tabii çok güzel. Çok güzel. 10 metre galiba.